Arkadaşlar merhaba. Bu trafik yazımızda çekme karavanların nasıl tanıtıldığı konusunda bir bilgi vermek istiyorum. Maalesef karavan kelimesi ifadesi bugün trafik yasamızda kendini bu kelime altında ifade edemiyor. Trafik yasasında karavanlar, yani çekme karavanlar römörk olarak belirtilmiştir. Ağırlığı ne olursa olsun 750 kilogramın altında ya da üstünde olmak üzere bütün çekme karavanlar trafik yasasında römörk olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle kayıtlarda, yani resmi kayıtlarda çekme karavan konusunda hiçbir şekilde çekme karavan ifadesini göremezsiniz. Römörk ifadesini gördüğünüz zaman diğer bilgiler de çağrıştırıyorsa bunun bir çekme karavan olduğu konusunda kendinizi inandırabilirsiniz. 750 kilogramın altındaki bütün karavanlar römörk olduğu için, yani römörk olduğu için bunların üretiminde faaliyette bulunan firmalar karavanı ürettikten, bitirdikten sonra sahibine O1 belgesi adı altında ya da tip onay belgesi adı altında bir resmi belge verirler. Bu resmi belgeyi alan karavan sahibi ya da bugünkü uygulamayla karavan üretenler bu işi de kendileri üstlenmiş durumdalar. Bu belgeyle birlikte TSE'ye müracaat ederek karavanı tescilini yaptırıyorlar. Kendileri yaptırıyorlar ve tescili yapılmış olarak sahibine teslim ediyorlar. 750 kilogramın altındaki bir karavanı herhangi bir kişi kendi başına yapmak istediği takdirde alacağı bir şasi üzerine bu karavanı inşa ettikten sonra, ki bu aşamada kendisine de bir O1 belgesi verilmiş olacaktır. Bu işlem sonrasında herhangi bir resmi kurumla arasında herhangi bir bağ olmadan, bir iletişim olmadan karavanını üretip ruhsatına da karavanı ruhsat şeyse arabanın karavanı çekecek arabanın ruhsatına da çeki demiri vardır şeklinde bir kaşeyi vurdurduktan sonra artık trafiğe çıkmakta serbesttir. Ancak 750 kilogramın üzerindeki çekme karavanlarda durum tamamıyla farklıdır. 750 kilogramın üzerindeki çekme karavanların yapan firmalar yine karavanın sahibine bir O1 yani tip onay belgesi vermekle birlikte yine bu karavanı TSE kurumunda tescil ettirirler. Ve karavanı resmi olarak tasdik ettirdikten sonra karavanı alan şahıs arabasının arkasına taktırdıktan sonra TÜVTÜRK de bunun teknik muayenesini yaptırmak zorundadır. Elindeki tip onay belgesi ve TSE'den almış olduğu onay belgesiyle birlikte ve de arabanın ruhsatında yapılmış olan değişikliği gösteren ruhsat belgesiyle birlikte Türkiye müracaat edildiğinde oradaki teknik arkadaşlar karavanın belgeleri incelerler ve bütün her şeyin doğru yapıldığına kanaat getirip teknik olarak karavanın trafiğe çıkmasına onay verirler. TÜVTÜRK'ün de vereceği onay belgesiyle artık karavan sahibi karavanını trafikte kullanabilir.